Günaydın, 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 günaydın. Aragaz başladı. Kadir Çöptemir ve Pascal Numa görev başında. Sağ baştan say. Bir. Bu kadar mıyız yavrum? Evet de bir sen bir ben. Daha ne olsun? Ama yani olmuyor ki o. Dinleyen vardır değil mi? Vardır abi. Kesin vardır baba. İlla ki. Yani hiç kimse dinlemiyor olamaz yani. Kendi kendimize konuşmuyoruz herhalde değil mi Pasko? Herhalde yani. İnşallah, inşallah. İnenler abi. Bak bak şu işi 92 senesinden beri yapıyorum. Her yaptığım program 90'dan gol oldu. Hiç direkten dönen radyo programım yok. Ya yani ya birdir ya da kısa süreli iki olmuştur. Sonra yine bir olur. Öyle söyleyeyim. Maşallah koçum. Tabii. Tabii olsun. Şimdi hayatımda ilk defa ortaklı program yapıyorum. Seninle ara gazı yapıyoruz Pasko. Yine bir yine iki Pascal. Birdir bir. Bize ikincilik yakışmaz dayı. Ama bak diyorum ki. Hı. 92'den beri bu işi yapıyorum. Acizane başarım tescilli. Yine de ara ara içimden ya birileri dinliyordur değil mi bu anlattıklarımı diye işkilleniyorum be Pascal. Kadir niye böylesin? Ya bilmiyorum. Yani ya kötüsü gelirse diye kafamda psikoloji yapıyorum. Herhalde memur çocuğu olduğum için değil mi Pasko? Memur çocuğu. Ne oluyor ki ona? Abi kapalı defans. İstanbul'a deplasmana gelmiş Anadolu takımı taktiği. Hep en kötüsüne hazırlanıyorsun. Hep en kötüsünü bekliyorsun. Yani memur çocuğu böyle büyüyor ya. Böyle görüyor maalesef abi. Ya Kadir. Sal kendine. Bırak be abi ya. Her şey iyi olacak ya. Sırat ol. Ya işte bunu bir türlü yapamıyorum Pasko ya. Neyse aşacağız ya. Yaş aldı başını gidiyor ama olsun olsun. Senin gibi olacağım inşallah. Nasıl olacak? Ben nasılım ki? Hani şeyi şeyine denk bilmem neyresi trompet çalıyor diye bir laf var ya. O şeyli yerleri sen doldurursun. Tamam doğru Kadir. Ben oyum işte. Ya işte bir gün ben de böyle gamsız olayım diyorum ya. Ya aşacağım bu gamlı baykuş durumlarını be. Ama mesela tam neşe dolacakken beton ormana ekmek parası kazanmaya giden halkımın trafikte çektiği çile aklıma geliyor. Yine hüzünleniyorum deli gönül. Yine hüzünleniyorum. Abi onların keyfi yerinde. Aragaz başladı. Negatif bizde baba. Arayacağız. Alacağız Paska. Alacağız. Şimdi başka kanallarda ne bileyim yorumlar yapılıyor. Gazeteler okunuyor. Güncel, aktüel, ne bileyim siyasi hadiseler yorumlanıyor. Evet. Felaket tellallığı yapan var. Ya bu halkımızın canını yeteri kadar sıktınız be kardeşim. Yani bir de bir sıkmayalım, bir ferahlatalım. Yanlış mıyım Pasko? Doğrusun abi. Aragaz ferahlatır. Baba biz sonradan bulduk abi. 10 numara oldu ya. Hem de yazlık. Ya bizim işimiz hep böyle ya. Yaz bitti biz yazlık program bulduk canına yanayım. Yazlık slogan bulduk neyse. Nasıl? Yaz bitti mi ya? Bitmedi mi abi? Eylül'ü ortaladık ya neredeyse. Senin uyku zamanın geliyor kış kapıda. Aman abi yatak yok gel çıksın. Ben çıkarım vallahi. E tabi artık öyle tarzan gibi yatma. Hasta olursun. Battaniyenin yorganı falan çek üstüne Pascal. Ya sorma Kadir. Bazen var ya inceden böyle titreme giriyor. Gece oluyor ama. Olur gelir gelir. Maşallah bu yaşta hala titreme geliyorsa zaten yat kalk dua et. Hanımlar beyler daha fazla bu lafı uzatmayalım öyle ne don lastiği gibi uzatıyoruz ya. Aragaz her sabah olduğu gibi yine bu sabahta iler tutar yanı olmayan saçma sapan bir geyikle başlamış bulunuyor efendim. Yapıştır Twitter adresimize. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz efendim. Tweetlerinizi bekliyoruz. Hadi işiniz gücünüz rast kessin tabancanızdan ses gelsin efendim. Hayırlı işler. Pascal sizi dişler. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Sir. Can dinleyici sorusu var. Hemen dayı. Müşteri beklemesin. Beklemesin. Twitter adresimizi ver. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz. Bu adrese sorularınızı gönderebilirsiniz. Şekerci çocuk diyor ki Kadir abi Pascal abi nasıl bir hayatınız var? Ben çok merak ediyorum. Nasıl yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bir anlatın diyor. Vallahi şeker çocuk. Hayat güzel. Bizimki güzel. Şimdi şeker çocuk değil de şekerci çocuk Pascal düzeltelim ha. Öyle mi? Pardon. Şimdi şekerci çocuk sana şunu söylersem gözünde daha rahat canlandırırsın. Yani Hollywood gibi bir hayatımız var lan. Bu nasıl lan?
Yani evini düşün Pascal. Plazma TV. Var. Eski moda popcorn makinası, tilt masası, bilardo masası, PlayStation. Bunlar nedir? Nedir? Bunlar bildiğimiz Hollywood dediğimiz insanın yaşam alanında olan şeyler. Kadir, senin ev öyle değil mi? Yavrum ne alakası var? Benim evin Osmanlı iç mimarisiyle Cumhuriyet ilk dönem mimarisinin dış yapısının sentezi bir hali var biliyorsun. O nasıl oluyor lan? Yani bu Kastamonu vilayet binasını gözün önüne getir. Benim ev öyle. Sadece yüzme havuzum biraz değişik. Evet Kadir ya, onu söyleyeceğim sana. Senin havuz eve niye yakın? Ya abi benim yüzme havuzu evin dibinde gerçekten. Niye ama? Şimdi Pascal biliyorsun benim yatak odası çatı katında. Evet abi, penthouse. Şimdi benim hep bir hayalim vardı. Yataktan çıkıp uyku serseme direkt havuza balıklama atlayayım. Tabii yatak odam üst katta olunca alt kata in, bahçeye çık, yürü, havuza gir falan zaten ayılırım. Kestirmeden havuza nasıl girerim diye düşündüm. Mimara havuzu ve şeyi birleştir, evi birleştir talimatı verdim. Niye abi? Abi yataktan kalkıyorum, pencereyi açıyorum. Oradan direkt fırkateyn kuşu gibi havuza atlıyor. Candan mı? He, ikinci kattan direkt havuza pike yapıyorum. Jobs diye o klorlu suyu kafama, gözüme, ağzıma, burnuma yiyince kendime geliyor. Biliyorsun benim havuz da olimpik. Evet abi, o ne öyle ya? Çok büyük. Roa 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 diye havuzun bir ucundan öbür ucuna deparlı bir yüzüşle kulunçları, kolları, omuzları açıyorum. Havuza bir ucundan emilmiş mandalina dilimi gibi giriyorum. Öbürden Atlantis'ten gelen adam gibi çıkıyorum Pascal. Abi hepsi güzel. Okeyim ama abi camdan havuza atlamak. O ne ya? Pascal çok güzel bir şey. Eğer siz de sabah uyanınca benim gibi ayılamayan, bir türlü kendine gelemeyen o insan türündenseniz camdan havuza atlayın kardeşim. Hemen açılıyorsun ya. Uyanamıyor musun sen? Pascal biliyorsun sabah beni açman için tren falan çarpması lazım bana. Ya da 3 saat falan bekleyeceksin. Narkoz yemiş gibi oluyorum çünkü. Hani birisi böyle boş kağıt uzatsa malı mülkü elimden alır, o derece iptalim yani. Daha ruh bedene girmiyor yani sabah. Evet. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal Kadir. Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir'e sorularınızı gönderin. Emine diyor ki abi Gwen Paltrow'la. Kim? Gwen Paltrow'la. O kim ya? Var ya bir yavru ya. Ondan sonra yıllarca fırtınalı bir aşk yaşadığını neden bizden gizledin diyor. Gwen Paltrow. Gwen Paltrow. He. Kimdi abi o? Yavrum oyuncu yok mu? O Iron Man filminde Iron Man'in sevgilisi bir sarı gacı vardı yavru ya. Uzun. Veya bir 83. Ooo Kadir, sen de beni biliyorsun ha? Yavrum Gwen Paltrow'un ben yeni lisetini biliyorum. Yıllarımız birlikte geçti ya. Nasıl tanıştınız? Yıllar yıllar evveldi Pascal. Amerika'da Cincinnati'de Pool Killing Boy olarak çalışıyorum. Ne olarak abi? Pool Killing Boy. Yani havuz temizleyicisi. Cleaning yani. Ha, cleaning evet. Heh, tamam. Nerede dedin abi? Cincinnati. Neresi bu Cincinnati? Ya bu Texas'ı geçmiyor. New Jersey'nin oradan dön kardeşim. Colorado nehrini geçince kime sorsan gösteriyor ya. Cincinnati. Ha. Neyse Cincinnati'de havuz temizlemecisi olarak çalışıyorum. O aralar rahatım, sıkıntım yok. Havuz temizliyorum, başımı alıyorum, mayışımı alıyorum. Olayıma bakıyorum. Neyse bir şirket bir eve yolladı. Şu adrese git, havuz temizlenecek. Bak bayan müşteri verse bile yok dediler. Neyse gittim, kapıyı açtı bu. Bu kim? Ya kim olacak Pascal? Gwen Paltrow. Buyurun dedi. Havuz temizlemek için geldim bayan dedim. Buyurun geçin. Ay kılığım da müsait değil, kusura bakmayın dedi. Ben başladım havuzu temizlemeye. Hava da sıcak olduğu için üstümü çıkardım. Şortumla çalışıyorum. Bir baktım bu gibi tipi neyse adını da getiremiyorum. Ben Paltrow. Camda durmuş, alt dudağını ısırıp böyle sokrana bana bakıyor. Kadir havuzcu fantastiko. Ya kardeşim ben ekmeğimin peşindeyim. Namahremle ne işim var ya? Neyse baktım bu gibi tipi neyse tipinin geldi.
çok değişik kaslarınız var, tokanabilir miyim dedi. Kadir, tokan dedin ne lan? Tabii abi, buyurun tokanın dedim. Pazularımı tuttu. Yoksa Elazığlı mısınız dedi. Bu da bildi. Nereden anladınız kipi tipi hanım dedim? Nabzı pazularında zobadav, zobadav diye atan kaslı erkekler bir tek Elaziz'den çıkıyor dedi. Oradan biliyorum dedi. Ben dedi havuza atlayamıyorum dedi, fobim var dedi. Bana atlamayı öğretir misiniz dedi. Ücreti mukabili dedi. Sen ne dedin? Ya tabii öğretirim bayan dedim. Ya kafa üstü havuza balıklama atlayamıyorsan çömleklemeyle bombalama atlarsın dedim. O nasıl oluyor ya? Abi bilmiyor musun hani çömlekleme yani bağdaş kurar öyle atlarsın. Bombalama da böyle bacakları top gibi toplarsın, gülle gibi suya düşersin. Neyse ben bu gibi tipi patrovu aldım havuza. Atlamayı öğretmeye başladığım bile karın üstü düştü bu sıra deyince karnı pişti. Oley 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 diye uğunmaya başladı bu. Ya kipi tipi hanım bakın böyle atlayacağınız diye suya balıklama atladım. Olimpik havuzu dipten bir tur geldim ben. Nefessiz. Tabii ben fok gibi gider gelirim. Fok gibi girdim, köpek balığı gibi geldim havuzdan çıktım. O zaman da tabii saçlarım uzun. Hebele hübele diye saçlarımı sağa sola savurup it misali gurulanıyorum. Bir baktım bu gibi gibi patro yine alt dudağını ısırıyor. Allah Allah. Dedi ki şu an çok etkilendim. Havuza daldığın gibi bana da dal Elazığlı dedi. Bana hamle yaptı ya. Ne yaptı ne yaptı? Hamle etti yani. Sen ne ettin? Ya hop kipi tipi hanım biz harama uçkur çözmeyiz. Ekmeğimizin peşindeyiz dedim. Oturdu bu 10-10 ağlamaya başladı. Vay ben erkekte niye bu kadar bahtsızım? Neden hep it kopuk beni buluyor da bu Kadir gibi yiğidin harman olduğu yerden çıkmış bir adam beni s**yor diye başını havuzun kenarına ahtapot gibi fırmaya başladı. Ondan dur lan ne yapıyorsun kendini telef etme bacım. Kipi tipi yapma dedim. Al Elazığlı ah çok mutsuzum al beni dedi. Aldın mı? Aldım ama memnun kalmadım Pascal. Niye ya? Ya ayağı kokuyor Pascal ya. Oğlum. Ayağı kokuyor abi. Sevmem ben ki kişisel hizyeniz zayıf insan ya. Ben de sevmem. Abi kadın ayağı bu ya. Kokar mı be? Tabii abi. Bir de sigara denen zıkkımı çok içiyor. Ağzı küllük gibi kokuyor Pascal. Ay. İğrenim kadın. Ben de tissindim zaten. Ondan sonra madden bir kavga çıkardım ayrıldım. O nasıl oluyor? Ya bazen ayrılmak istediğini söyleyemezsin de yalandan madden bir kavga çıkarsın. Sonra mahsus işi büyütürsün o ayrılığa kadar gider ya biliyorsun bu taktikleri o hesap yani. Sen var ya olan çok tehlikelisin. Big White derler bana doğrudur. Stacks. Aragaz. Didigal. Her an Pascal çıkabilir. Bir dinleyici sorusu daha var. Diyor ki Erol kardeşimiz. Abi Honduras deyip duruyorsunuz. Bu nedir bu Honduras diyor. Erol. Orada bir dur. Honduras John'dur ya. Ne demek Honduras nedir Erol ya? Honduras neydi? Honduras sevgiydi. Honduras emekti. Öyle mi Pascal? Ben bunu hatırlıyorum. Bu lafı hatırlıyorum. Hatırlıyorum. O ne? Ama nerede? Abi o Selvi Boylum Al Yazmalı'nın filmi var ya. O film yani Selvi Boylum Al Yazmalı'nın da Cengiz Aytmatov'un romandan adapte edilmiş bir filmdir ha. Romanın orijinal adı Selvi Boylum Deve Gözlüm. Ne? Deve mi? Tabii Selvi Boylum Deve Gözlüm. Kırgız kültüründe göz güzelliği deve gözüyle imgeleniyor. Yani herhalde öyle bir şey var. Ama tabii bizde Selvi Boylum Deve Gözlüm diye film olsa seyirci gitmez. Ondan sonra o yüzden Selvi Boylum Al Yazmalı'nı yapmışlar. Neyse orada kadın kahramanın kafa sesi şöyle. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, sevgi emekti diyor. Ben de bunu Honduras'a uyguluyorum yani. Honduras neydi? Honduras. Honduras iyilikti. Evet, Honduras neydi? Sevgi iyilik adı. Evet, Honduras neydi Pascal? Honduras emekti Kadir. Tabii hem de büyük emektir Honduras. Ter içinde kalırsın. Hem de nasıl? Honduras mücadeledir ya. Honduras hayatın içinde her türlü mücadele var ya. Honduras da bir mücadeledir. Öyle mi Pascal? Tabii abi. Biri birler. İkiye birler. Pasa mücadele ya. Genelde ikiye bir mücadeleye giriyorum ben. Abi ben tek forvet, üçlü defans. Hastasıyım abi ya. Çok seviyorum. Honduras işte böyle bir çetin mücadeledir arkadaşlar. Yani lütfen Honduras'a kimse toz kondurmasın. Honduras başımızın tacı. Başka sorularınız olursa da işte yollayın cevaplarız ya. Evet. Aragaz.
Aragaz. Paskal. Geldim canım. Can milletin tweetlerini bekliyoruz değil mi? Atmayana var ya, akım helal etmiyorum. Yapma Paskal. Etmiyorum. Allah Allah. Siler atarım diyorsun. Evet. Ne ölüme nedir be. Affetmem. Peki yüksek sanata maruz kalmaya hazır mıyız? Değilim. Ama yüksek sanat hayat gibi yavrum. Beklemediğin anda seni yakalıyor. Sen hazır olsan ne olur, olmasan ne olur. Yüksek sanattan taz olsan kaçaman ya. Kadir, tatava yapma. Oku şunu. Yüksek sanata şu denmez. Sanata saygı ya. Türk şiiri içerisinde şimdiden mümtaz bir yer edinmiş olan, acizane benim başlattığım haybeci şiir akımından bir örnek takdim etmek istiyorum. İşte yine mısra, işte yine kafiye. İşte yine hüzün, işte tosum tosum tosaran duygular. Aa, bu ne be? Sus, yüksek sanat geliyor. Sus. Böyle bir mutluluk çok uzun sürmez. Gideceğini bilerek sevdim ben seni. Sürükleyerek peşinde bir koyun gibi güdeceğini bilerek sevdim ben seni. Günün birinde mutlaka bu sevda yarım kalacağını bilerek sevdim ben seni. Fasulyeyi fazla yedik korkarım, salacağını bilerek sevdim ben seni. Sensiz geçirdiğim geceler dile, geleceğini bilerek sevdim ben seni. Azimle çalışıp mermeri bile, deleceğini bilerek sevdim ben seni. Mis gibi kokular geldi börekten, süneceğini bilerek sevdim ben seni. Falsolu vurduğum topum direkten, döneceğini bilerek sevdim ben seni. Sistemli mektuplar yaz satır satır. Geleceğini bilerek sevdim ben seni. Bir gün gelecek hep çatır çatır. Vergiyi iyi de ödeyeceğini bilerek sevdim ben seni. Nasıl buldun Pascal? Bulmaz olaydım. Vallahi bak. Bu ne lan bu? Sanat mı bu? Sanat değil yavrum. Sanatın yükseği. Ulan yükseği buysa. Tövbe tövbe. Ya Kadir. Git yat ya. Tamam ya. Abi. Hadi tamam babacığım kardeşim, ya. Tamam kardeşim. Tamam. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Paskal. Kadir. Dinleyici sorusu var. Esma Sultan demiş ki 40 yaşındayım ama yaşımı göstermiyorum. Neyi ne geçiyormuş peki? Ne bileyim ben onu ya. Neyse 40 yaşındayım, yaşımı göstermiyorum, bakımlıyım, spor yapıyorum. Tanıştığım bir doktor beni çok beğendiğini ve istediğini söyledi. Yaşı benden küçük, yaş farkının önemi olmadığını, daha önce de kendisinden büyük biriyle birlikte olduğunu söyledi. Mesleği güzel, yaş farkı sorun mu? Ne diyorsunuz? Pascal? Olur. Ne olur? Sorun olur. Yaş farkı sorun olur. Çocuk çok küçük. Abi ne kadar küçük olabilir ki yani? Bence yaş farkı sorun değil ya. Vallahi değil. Hanımlar bak size sesleneyim. Bu doktor merakı nedir? Bir onu önce bir masaya yatıralım ya. Yani doktor deyince bekar hanımların niçin el ayağı boşalıyor ya? Ne oluyor ya? Ha? Kadir vizisi parı ya. Ondan abi bedava gelecek. Ya şimdi ben bu dinleyicimize soruyorum. Yine aynı adam olduğunu kabul ederim. Adamın şekli şemali, parası pulu malı mülkü aynı. Efendim? Ama doktor değil. Mesela manav diyelim mesela. Birlikte olur musun? Hayatta olmam. Sana ne oluyor Pascal? Mesela yani. Kadın olsan olmam yani. Ya yavrum saf olma. Doktor dediğine arada işin düşer. Manava her gün gitmen lazım. Manav el cihazıyla besler adamı ya. Manav diyorsun. Doktordan iyi diyorsun. Öyle mi? Tabii abi. Sonra doktor dediğin adam stresli olur. Ama manav her akşam armuduyla, kirazıyla, sebzesiyle, meyvesiyle gelir. Neşeli olur. Abi süpersin. Kadir teşekkür ederim. Vallahi billahi. Yine doğruyor. Her zaman, her zaman yavrum. Kadir Çöptemir bir deniz feneridir Pascal. Evet. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı. Aragaz.
bir hanım dinleyicimizin sorusu var. Sima demiş ki, uzun zamandır tanıdığım ve beğendiğim biri var. Kız arkadaşından yeni ayrıldı. İşi gereği birkaç kere görüştük. Bana çok sıcak davrandı. O da benden hoşlanıyor gibi. İlk adımı ben atsam kötü bir izlenim mi olur? Evet, olur. Evet, kesinlikle olur. İlk adımı sakın sen atma yavrum. İlk adımı asla kadın atmamalı Pascal. Sana ilk adımı kadın atarsa ne düşünürsün Pascal? Kawasaki'dirim. Bak, Kawasaki'nin ne olduğunu da sizin izninize bırakıyorum. Anladınız yani. Gördüğünüz gibi ortalık Pascal gibi kalbi fesat yuvası adamlarla dolu. Hanımlar, bakınız. Bakınız, size çok önemli bir şey söylüyorum. Erkek milletinde maalesef ahlak sükut etmiş. Bir kadın duygusal olarak ilgi duyduğu bir adama yaklaşsa, samimiyet gösterse, o adam kesin affedersin, kadın için onun önünde gidendir diye düşünüyor. Ne düşünüyorsun Pascal? Honduras abi. Başka ne düşünsün? Bak buyur, ben susuyorum, kompetanı konuşuyor. Biraz şifreli konuşuyor ama anlıyorsunuz tahmin ediyorum. O yüzden ilk adımı falan sakın siz atmayın. Bırak adam size kendini beğendirmek için uğraşsın. Deli misiniz ya? Allah Allah. Evet abi. Öyleyse daha zevkli. Tabii abi. Hanımlar, Kadir Çöptemir her zaman sizin yanınızda. Biliyorsunuz, her zaman sizden taraf. Yani başka yok. Ben de öyleyim. İşte o yüzden hanımlar, bize danışmadan duygusal muygusal bir takım alakalar kurmayın. Evet. Bugünden sonra yeni hizmetimize başlayalım. Hoşlandığınız adamın sizin dikkatinizi çeken, hoşlanmanıza vesile olan yönlerini yazın. Size onun var ya, ciğerini anlatayım ben ya. Bir sorun ya. Gerçek yüzünü zubudav diye ortaya koyacağım ya. Kadir yapma. Abi erkekler var ya, üzmeyin. Üzeceğim. Artık kadınların aldandığı günleri bitireceğiz Pascal. Hanımlar, tekrar ediyorum. Hoşlandığınız adamın sizin dikkatinizi çeken ya da hoşlanmadığınız tarafları da olabilir ama tabii hoşlanmanıza neden olan yönler daha kolay olur. Pascal Twitter adresimizi taksasana. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir adresine şavullayın efendim. Biz burada bekliyoruz. Bunları kesinlikle masanın üstüne yatıracağız ve göreceksiniz birebir ya. Burada ilim, irfan sahibi bir adam konuşuyor kardeşim. Çitaks. Çitaks dedin de bugün de çitaks yapalım mı lan? Yeter, saat kaç oldu? Kalkalım mı? Ne duruyoruz abi? Hadi o zaman ya. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Paka paka. Bye, salut. Paska.